istersen. Bir ve iki tane kuyu var ve bu kıyılarda üç tane pardon. Basından yaptığımız araştırmaya göre iki işimizi kaybettiğimiz faaliyette kuyuda meydana geliyor. Kuyular maden işletmesinde nakliye amaçlı kullanılan yerlerdir. Bu tip kazaların basit tedbirlerle önlenmesi mümkündür. Bu basit tedbirlerin alınıp alınmadığı yerinde odamız tarafından da denetlenecektir. Bu tip kazaların da sektörümüze kötü imajlar yarattığını düşünmekteyiz. Firmalarımızın basit tedbirler alarak en azından iş cinayeti diyebileceğimiz bu kazaların önüne geçmek mümkündür diye düşünüyoruz. Oda olarak bir denetleme yetkimiz yok. Oradaki çalışan daimi nezaretçimiz olsun, maden mühendislerimiz olsun yerinde ziyaret edip konuya da mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışacağız. Bunun dışında da zaten kanun olarak bir yaptırımımız söz konusu değil. Bu konuda maden mühendisleri olmadığı için aktif bir çalışmamız olmayacak. Fakat işçiler talepte bulunurlarsa gerekli olan bilirkişi hizmetini kendilerine verebiliriz. Şimdi kuyuların ve asansörlerin kullanma talimatları var, yöntemleri var. Yani kazanın oluş şekline baktığınız zaman mantık ve akıl alması biraz zor. Birinde su taliye borusunun koptuğu ve asansörün içine girdiği söyleniyor. Çok zor bir ihtimal. Diğeri de asansör gelmeden asansör boşluğuna bir arkadaşın düştüğü şeklinde yine bir beyan var. Asansör boşluğunun kapıları asansör kafesi gelmeden açılmamalı. Bunlar çok basit tedbirler yani. Şimdi yerinde yapmış olduğumuz bir tespit olmadığı için bunların hepsi bir yorum. Bunları görmek lazım, yerinde değerlendirmek lazım. Ondan sonra karar vermek lazım. Ama bir tane gerçek var. Bu iki kaza da kuyuda meydana geliyor. Nakliye kuyularında meydana geliyor. Ve bu nakliye kuyularında hem iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirler hukuken mevcut, hem işletmesinde alınacak tedbirler mevcut. Bunlar alınmış olsaydı bu kazaların hiçbiri meydana gelme ihtimali yoktu. Ben en kısa sürede iş yerini yerinde ziyaret edeceğim. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi alacağım. Hem orada çalışan oda mensuplarımızı ziyaret edip yapabileceğimiz bir şey var mı, destek var mı? Hem işçi ailelerine karşı yapabileceğimiz bir şey var mı? Yerinde tespit edeceğiz yani. Tüm çalışmamız olabilir.